Ben annemi tanımadım. Hiç tanımadınız. Hayır. Gizliliği kaldırmayacaksanız hangi gazeteden dosyayı takip edeceğinin bilgisini verin dedim. Münevver Karabulut cinayetinde siz baba Gariboğlu'nun avukatıydınız. savunmadım. Beni ben yapan davalardan biridir. Tüm topluma da karşı savundum. Bir linç kültürüne karşı savundum. Ben Ankara Barosu'nu harekete geçirmek için uğraşacağımı. Ben Ankara Barosu Başkanlığı'na aday olayım dedim. O gün karşımda olanların da bir kısmı ya kaçak ya hapiste ya da en şiddetli FETÖ karşıtı. Hatırlayın. Yetmez ama evet. Şarkılar, türküler, sanatçılar o kervanın içerisinde anayasayı değiştirelim. Anayasayı değiştirelim diye anayasa değiştirilmez. Metin Feyzoğlu biat etti. Metin Feyzioğlu kendi istikbalini düşündü. Susma hakkımı kullanabilirim. Soru neydi? <gülüyor> <gülüyor> Metin Bey merhaba. Merhaba efendim. Annenizi küçük yaşta kaybettikten sonra anneanneniz ve dedeniz tarafından büyütülüyorsunuz. Kaç yaşındaydınız? Ben annemi tanımadım. Hiç tanımadınız. Hayır, Hayır doğumda vefat etmiş. Baba. E ee, babamla sonra tanıştım. Sonra tanıştım. Çok iyi de dost olduk. Öyle mi? Harika. Evet, evet ama onu da kaybettik. Peki, da kaybettik. Ee... genç öldü o da. Öyle mi? Genç öldü. Çok iyi bir insandı. Ee, Allah rahmet eylesin. Anneanne ve dedeyle büyümek nasıldı? Ben güzel bir çocukluk geçirdiğimi düşünüyorum. Ee, hı hı. sokak çocuğuyduk. O zaman öyleydi zaten. Ee, hı hı. Yani sokaktaydık. Ee, mahalleyle birlikteydik. Kim zengin, kim fakir, kim orta halli hı hı. E, biz bilmezdik. Mesela biz o zaman apartman kapıcımızdan e, azar işitirdik hatta şaplak yerdik. Kapıcı da demekten e, gocunmazdık. Çünkü şaplak atabilirdi e, bize ve gidip de annenize babanıza şikayet ettiğinizde de bir de oradan azar işitirdiniz. İşte e, Arif amcan haklıdır ne yaptıysan git ondan özür dile. Dedeniz de hukukçuydu. Turhan Feyzoğlu evet, e, önemli bir hukukçuydu. O sizin hukuk seçmenizde etkili hı. oldu mu? Türkiye'nin en önemli e, hukukçularından biridir. Allah rahmet eylesin. E, çok iyi yetişmiş bir insandı. Kuşkusuz oldu. Hem de siyasetçiydi. Hı hı. E, bizim yani sofrasında da otururdum. E, i̇ster istemez yani iklimden etkileniyorsunuz. Hı hı. Sofrasında oturuyorsanız, yanında yetişiyorsanız bir hı hı. insanın sizi etkilememesi mümkün değil. Benim için hukuk seçmek Gayet doğal bir sonuç olarak Hı -hı, e, geldi buldu. Yani ben seçmedim belki de hukuk beni seçtiğini bileyim. Hı -hı. Ama en büyük engel e, rahmetli babamdan geldi. Babam derken dedeyi kastediyorum çünkü ondan büyüdüğüm için. E, hayır istemiyorum e, dedi. Neden? Ya sert de bir insandı aslında. Yani dış çok sert içi çok yumuşak. Çok sağlıklı da bir konuşma yürütemiyoruz çünkü öfkeleniyor. E, ben de mektup yazdım. Mektupla. Neden hukukçu olmak istediğimi, neden hukuk yazmak istediğimi oturdum, anlattım. Bir pazar yemeğinde de mektubu verdim, güldü, <laughs> Gül <de> okudu, <laughs> tamam, tamam dedi. Kamuoyunun sizi tanıdığı dava herhalde Münevver Karabulut cinayetinde siz baba Gariboğlu'nun avukatıydınız. Şimdi o Türkiye'yi çok sarsan bir cinayetti. Size ilk Gariboğlu ailesi geldiğinde nasıl karar verdiniz bu davada yer alma konusunda tereddütleriniz oldu mu? Ee, dava çok tartışıldı. Dava süresince neler yaşadınız neler hissettiniz? Biraz o süreci anlatmanızı isterim. Bütün toplum karşı düşünebiliyor musunuz? Ailem karşı herkes karşı eşim karşı çocuklar istemiyor herkes karşı bütün toplumda karşı zaten hüküm verilmiş. Yani hüküm mahkemeden çıkmadan verilmiş, bitmiş. Toplum nezdinde verilmiş. Toplum nezdinde verilmiş ve onun da mahkemeyi de etkileme ihtimali belki de var bilmiyorum. E, çünkü bazı bazı e, kararlar e, o konjonktüre göre çok şekillenebiliyor. Hı -hı. E, biliyorsunuz. Fakat bana iddia yanlış geldi. Şimdi bakın Haydi olay çok iddia? olay çok kötü. Korkunç bir olay, bir bir trajedi. E, bir suçlu kişilikli bir bir genç. Hı, -hı toplum zararlısı gencecik bir kızı katletmiş yani bu korkunç korkunç bir olay ama mantıksız olan kısım şu babasına gel beraber katledelim de cesedi birlikte işte ortadan kaldıralım ama senin de vaktin fazla yoktur Ben bir kaçak taksi çağırayım onunla göndereyim ama sen de bana işte hazırlıklarda yardım et diyor ya böyle bir şey olur mu ya mantıksız geldi o kısmı mantıksız geldi Dolayısıyla iddia şuydu. Birlikte iştirak halinde öldürdüler. Ben, ben yani olay anlatıldığında dosya görmüyorum. Dosya kapalı, gizli dosya. Olay anlatıldığında yani hayatın olağan akışı, tecrübe kuralları anlıyorsunuz ki çocuk bu işi yapmış. Affedilir bir şey değil. Ondan sonra baba sonradan haberi olmuş ve çocuğunu kaçırmış. Ama iddia çocuğunu e, yani katili Hı -hı. kaçırdı diye değil, birlikte öldürdüler Hı -hı. şeklindeydi. E, birlikte öldürmek e, ile kaçırmak arasında çok büyük fark var çünkü bizim ceza kanunumuz bir babanın bir annenin e, aranan bir e, çocuğunu Hı -hı. kaçırmasına kaçırmasına suç diye bakmıyor, cezalandırmıyor. İddia Birlikte öldürdüler şeklinde şeklindeydi. Birlikte öldürme mantıksız geldi hı hı. bana. Dosyayı görmedim ama olmaz diyorum. Mümkün değil diyorum. Nitekim ilk celsede gizlilik kararı kalktı. Gizlilik kararı daha doğrusu şöyle oldu onu da anlatayım. Ben aylarca delilleri görmek için dilekçe yazdım her seferinde reddedildi. İşte gizlilik, gizlilik, tutuklu. Bir sorum olacak, araya girmek tabii. isterim. Siz ama Cem Gariboğlu'nun avukatı değil Hayır, değildiniz. hiçbir şekilde. Siz babanın Hayır, tabii avukatıydınız. Ki, tabii ki. Orada başka bir hukuki e, o başka, ekip ben, ya da o, avukat o, var. Işte, hiçbir ilgim yok. Hı -hı. Ee, ben babayı savundum ve Hı -hı. E, hani savunma ekibinin bir parçası olarak değildiniz. savunmadım. Hı -hı. Ben tek başına aldım e, babasını savundum. Çünkü o pozisyondaki o imkanlara sahip olan bir adamın çocuğuyla birlikte planlanmış bir cinayet işleyip ondan sonra saatine bakıp ha toplantım var oğlum ben şimdi işe gidiyorum sen ortalığı temizle telefonla da bir şey çağır kayıtlı olmayan bir taksi çağır bagaja koy ondan sonra da cesedi yabancı yere atma dedenin evin önüne bırak diyeceği mantıksız geliyor bana. Yani bir de Allah vermeye ceset e, oğlanın e, dedesinin evinin önünde bulundu. Yani bir başka bir e, durum var. Bir, bir, yani trajik bir durum. Bunlar mantıksız geldi. E adam da zaten diyor ki ben burada değildim. Burada değildim. Sonradan haberdar oldum e, diyor. Ben de e, bir avukat olarak yapmam gereken nedir? Telefon kayıtlarını hı hı. istiyorum, kamera kayıtlarını, mobeseleri istiyorum mesela. Yok 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 gizli 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 gizli. Aylar geçti gizli gizli. Bir gün bir gazeteyi açtım. Benim aylardır istediğim delillerin bir kısmı yayınlanmış. Ben de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bir dilekçe yazdım. Aylardır şu dilekçelerle istiyorum. Vermiyorsunuz. Bugün. Şu gazetede hı hı. istediğim delillerin bir kısmını gördüm. Gizliliği kaldırmayacaksanız hangi gazeteden dosyayı takip edeceğimin bilgisini verin dedim. Ağır bir dilekçe tabii. Ee, onun üstüne kaldırdılar hı hı. E, gizliliği. Zaten sızmış gitmiş. Kaldırıldı. Zaten e, birkaç gün sonra da dava açıldı. Duruşma günü e, verildi. Duruşmada da e, ortaya çıktı ki e, benim müvekkilim olan baba... Hı hı. E, suçun işlendiği saatlerde Türkiye'ye daha yeni giriş yapıyor otomobille. Hı hı. Bulgaristan tarafındaymış. E, orada bir iş yeri var. Oraya gitmiş. E, daha yeni giriş yapıyor. Mobese kayıtları, telefon kayıtları her şeyle sabit oldu. Dolayısıyla e, suçun işlendiği e, saatte hı hı. orada bulunmadığı ispatlanarak beraat etti. Yargıtay'da onadı. Bitti. Ama tabii bunu e, Siyasi gerekçelerle ee, bazen o taraf bazen bu taraf vay katil avukatı diye e, üstüne yapıştırdı. E, zaten e, katil olduğunu düşündüğüm kişi savunmadım. Hı hı. Katil olmadığını e, n, n düşündüğüm mantıksız e, gelen bir iddiaya karşı ama tüm topluma da karşı e, savundum. Hı hı. Bir linç kültürüne karşı savundum. Beni ben yapan davalardan biridir eğer bunu da söylemek hı hı. gerekirse. Çünkü bir toplum o anda tamamiyle sizin karşınızdayken siz doğruyu savunabiliyorsanız sizi çok güçlendiriyor bu. Hiç rahatsız değilim dolayısıyla. Sizce bu satanist bir cinayet miydi? Bilmiyorum. Yani olabilir olmayabilir. Yani trajik bir olay. Korkunç bir olay. Hayat Okulu'nun zannediyorum ikinci bölümünde e, Rezan Efe Özdemir'le de e, Söyleşi yaptım. Evet. O da Karabulut ailesinin o dönem avukatıydı. Bu kanlı koltuk haberleri çıktıktan sonra geçtiğimiz yıl e, Gariboğlu, Cem Gariboğlu acaba yaşıyor olabilir mi kaygısıyla anne Münevver Karabulut'un acaba bir e, vezarı açtırsak mı düşüncesiyle kendisini aradığını ama sonrasında vazgeçtiğini söyledi. Nagihan abla beni aradı. Ya dedi, biz, ben dedi e, rahatsız oldum, uykularım kaçıyor. Acaba dedi şey açtırabilir miyiz e, mezarlığı açtırabilir miyiz? Yani i̇lk defa buna paylaşayım. YouTube'da yorumlarda da en çok bu yazılıyor. Hala insanların kafasındaki acaba bu çocuk yaşıyor mu sorusunun da e, diri ve canlı olduğunu gösterdi. Böyle bir ihtimale siz inanıyor musunuz? Ben avukat değilim. Hakikaten hiçbir fikrim yok. Yani mümkün mü peki hayır. sizce Türkiye gibi bir yok. hukuk devletinde? Türkiye gibi bir hukuk devleti meselesi değil. Yani e, oradan yaklaşmıyorum konuya. Bu kadar prosedüre bağlı e, bir bir sürecin içerisinde ben imkan olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten hani emareleri varsa açılsın bakılsın. Yani e, onu ailenin avukatlarıyla konuşmak lazım. Yani iki ailenin avukatlarıyla ben değilim. Ben yani bir de altını çizeyim ben e, suçu birlikte işlediği iddia edilen ve bundan dolayı aylarca tutuklanan ve yargılanan e, bir kişiyi savundum. Peki Bu kadar yani dolayısıyla ne ailenin yaptığını bilirim ne yapmadığını bilirim ne de olayın e, öncesiyle ve sonrasıyla ilgiliyim. Peki sizce neden toplum genelinde böyle bir algı olabilir? Komple teorileri e, renklidir. Komple teorileri ilgi çeker. Hı hı. Sadece bundan mı diyorsun? Bilemem Yani muhtemelen muhtemelen bundandır. Hı hı. Sisteme olan güvensizlikten de olabilir. Yani hepsi hı hı. hepsi olabilir. Hı hı. Ama komple teorileri her zaman renklidir ve hiçbir zaman ölmez. Ee, sonrasıyla devam edelim Lütfen. kronolojik olarak. Sonrasında siz Ankara Barosu'nda yine kamuoyunun daha da tanıdığı bir isim oldunuz. Sonrasında da Türkiye Barolar Birliği zaten başkanlığı geldi. O süreci şimdi nasıl anımsıyorsunuz? Özellikle Barolar Birliği başkanlığı sürecinden güzel. bahsediyorum. Ee, sadece güzel mi dersiniz? Güzel, güzel yaşanması gerekirdi. Doğruydu, çok hizmet ettik, çok mücadele ettik. Benim Ankara Barosu Başkanlığı'na adaylığım şöyle olmuştur. 2010 öncesi işte 2007-2008 konuşanı götürüyorlar, konuşanı götürüyorlar. Korkunç bir işte yargı eliyle istibdat dönemi kurulmuş ve bir işte anayasa değişikliği gündemde. 2010 anayasa değişikliği bugünün bazı pek demokratları pek muhalifleri yetmez ama evet saflarında ve anayasa yetmez ama evet diyerek tamam bu istediğimiz tam değil ama keşke daha olsaydı işte bu da hiç yoktan iyidir diyerek değiştirmeye omuz vermiş durumdalar biz de çırpınıyoruz bu anayasa bu şekilde geçer ise hakimler savcılar Yüksek Kurulu bir yapının eline geçecek yargıya Eşi benzeri görülmemiş bir zarar verilecek. Yanlış olacak. Yapmayın, yapmayın diyoruz. Yetmez ama evet. Şarkılar, türküler, sanatçılar o, o kervanın içerisinde anayasayı değiştirelim. Ya anayasayı değiştirelim diye anayasa değiştirilmez. Ankara Barosu'dan yeteri kadar gelmiyordu ses. Gelmiyor. Arzu ediyoruz ki daha heyecanlı savunsun Ankara Hı. Barosu. Yok. O Yok. Ee, ve o zaman dedim ki ya ben Ankara Barosu'nu harekete geçirmek için e, uğraşacağıma geçmiyor. E ben Ankara Barosu başkanlığına aday olayım dedim. Televizyonlara çıkıyorum. E, gece yarılarına kadar işte Ankara'da, e, İstanbul'da canlı yayınlardayım. E, ve ha o gün e, karşımda olanların da e, bugün bir kısmı ya kaçak ya hapiste. ...ya da e, en şiddetli e, işte FETÖ karşıtı. E, ben öyle Ankara Barosu Başkanlığı'na aday oldum. Bu sebeple oldum. 2010 referandumu döneminde e, söylediklerimizin ne kadar doğru olduğunu zaman doğruladı e, zaten. E, gerçekten de yargı ele geçirildi. E, ve ondan sonra da o ele geçirilmiş yargı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim aldı. E, ve e, bu teslimden sonra... Yani ordusu yargı eliyle teslim alınan herhalde tek devlet olduk. Öz eleştiriniz var mı o döneme dair Olmaz. veyahut pişmanlığınız? Hayır hiçbir pişmanlığım e, yok. Tabii ki eleştiri var. Yani pişmanlık büyük bir e, yani keşke yapması keşke. ya Keşke, keşke yapsaydım da olabilir. Keşke şöyle keşke keşkelerle bir yere varılmıyor. Onu geride bırakacaksınız ileriye yürüyeceksiniz. E, Türkiye Barolar Birliği'nde ben hizmet ettim. Sadece hizmet ettim. Çok çok hizmet ettim geldiğimizde avukatların sosyal yardım güvencesi yok denecek durumdaydı. Sağlık yardımı yok denecek durumdaydı. Öyle bir sistem getirdik ki şükürler olsun bugün dünyada emsali yok. Türkiye'de hiçbir meslek örgütünde yok. Bütün bunlar kadar önemli tek başına önemli sınavı getirdik. Sınav neden? Çünkü ben 70 binle devraldım. 140 bin kişiyle devrettim. Korkunç bir şey. Bakın 8 yılda iki katına çıkmış. Hatta iki katından da fazla. Hiçbir meslek bu şekilde götürülemez. Zor zamanlarda kararlar vermek zorundasınız. Hı hı. Ve sonrasını yaşayıp görmemişsiniz ki nereye evrileceğini, nereye gideceğini bilmiyorsunuz. Hı hı. Öngörmeye gayret ediyorsunuz. Çalışıyorsunuz ve kurumu koruyorsunuz. Ben ne yaptıysam kurumu korumak için yaptım. Ne yaptıysam görev aşkıyla yaptım. Ne yaptıysam hizmet etmek için yaptım. Ee, Yekunun'a baktığınız zaman da hani bir toplam alınır ya. Hı hı. E, işte Şimdi Z raporu mu deniyor? Z raporunu aldığınız zaman başarılıyız, iyiyiz. Bir görev değişimi oldu. Ee, çok şükür e, bitti. Ee, gayet e, başarılı bir görev dönemini bitirdim. Ha seçimi kazansaydım mutlu olur muydum? Evet mutlu olurdum. Seçimi kazansaydım benim için hayırlı olur muydu bilemem zaman gösterir. Hı hı. Bir kez daha aday olmayı düşünür müsünüz? Hayır benim için bitti. Yok benim için bitti. Siz o dönem e, 2010 referandumuyla anayasa değişikliği yapılmasına karşı çıkıyordunuz. Siyaset programlarında tartışma programlarında biz sizi sık sık izliyorduk. Hatta o dönem sizin için sık sık ee, müstakbel CHP Genel Başkanı <laughs> yorumları yapılıyordu. Siz o dönem böyle bir hayal kuruyor muydunuz? Hayır. Böyle bir idealiniz var mıydı? Bakın görevini insan iyi yapınca başkaları bir takım etiketler yapıştırıyorlar. Doğaldır. Saygıyla karşılıyorum. Hatta gurur da duyarım bununla. Ama ben görev insanıyım. Görevim onu gerektiriyordu onu <laughs> yaptım. Görevim bunu gerektirir bunu yaparım. Bir kurumun başıyım. E, o kurumun hizmet etmekle yükümlü olduğu e, insanların menfaati bunu gerektirir. O görevi yaparım ben. Hı hı. Her zaman da böyle yaptım. E, dolayısıyla ben 10 sene önce ne dediysem ve nasıl duruyorsam... 15 sene önce ne dediysem ve nasıl duruyorsam... çıkarın, bakın arşivden. İlkesel olarak farklılık yoktur. Uslup olarak farklılık vardır. İlkesel baktığınız zaman... Meseleye. Hangi ilkeyi savunuyorsam öyle. Ben Atatürkçüyüm. Evet. Atatürk'ü fotoğraflarından e, tanıyıp da fotoğraf Atatürkçülüğü yapmadım hiçbir zaman. Rozet Atatürkçülüğü yapmadım hiçbir zaman. Kravat iğnemi Atatürk e, diye yazıp da ben Atatürkçüyüm demedim. Onlara saygı duyarım ama o Atatürkçü olmayı etmez. 1.30 Ağustos'ta e, büyük nutkun. 30 Ağustos'a ilişkin kısmını paylaştım. Hatta bir sosyal deney yaptım kendimce. Ee, Mustafa Kemal'in 30 Ağustos 20, 29 Ağustos'tan neler düşündüğünü kendisi yazmış. Nasıl hazırlandığını kendisi yazmış. Bir sayfa ya da iki sayfalık nutuktan fotoğrafını çektim, paylaştım. Bu akşama kadar da bakmadım. Facebook muydu, Instagram mıydı? Belki ikisinde. Bir baktım altına ne küfürler, ne küfürler. Sen de mi satıldın, satılık, dönek. Ne yaptım ben diyorum. 30 Ağustos'u Atatürk'süz paylaşıyorsun. Ya arkadaş Atatürk'ün sözleriyle paylaşıyorum. Onun kaleminden sayfayı koydum. Niye bana küfür ediyorsun? Hayır, Atatürk fotoğrafı paylaşacaksın. Atatürk fotoğrafı paylaşacaksın. Atatürk'ün fotoğrafını paylaş ama düşüncelerini paylaşma. Böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? Böyle bir şey olabilir mi? Devletçiyim. Fakat devleti anayasanın ikinci maddesinin özellikleriyle tanımlarım. Devleti kutsal bilirim. Devleti kutsal bilirim. Anayasanın ikinci maddesindeki tanımlarıyla kutsal bilirim. O özelliklerle kutsal bilirim. Çağdaş, modern ya da işte Avrupa'ya sevimli görünmek için üniter devletten taviz verenlerden asla olamam. Ve düşmanımın düşmanıysan evet senden yol yürürüm hayatımda demedim. Yani benim düşmanımın sen de düşmanısın gel kol kola senden yol yürüyelim diye bir proje içinde hayatımda olmadım. Böyle bir mutabakat içinde hiç kimseyle olmadım. Olmam da herhangi bir kazanç sağlamak için ee, yapmak değil yıkmak esaslı hiçbir birlikteliğin içinde hayatımda olmadı. Az evvel yetmez ama evet e, çilerden bahsettiniz. Sizce o dönem e, neyi yanlış yaptılar? Ya da yanlış demeyeyim de e, neyi hedeflediler de olmadı? Yargıyı ele geçirmeyi hedeflediler ve oldu. Olmadı diye bir şey yok ki oldu. Hepsinin amacı bu muydu sizce? Elbette, yargıydı. Destek verenlerinden. Tabii tabii yargıydı esas. Ben o zaman zaten yazdıydım onu. Ee, ve Çağrı her yerde de söyledim. Anayasanın geri kalan değişiklik maddeleri acı ilacın üstündeki şeker tozudur. Ha, iki, i̇ki başlıkta yanıldım onu da söyleyeyim. bireysel başvurunun işlemeyeceğini düşünüyordum işledi. Bireysel başvurunun işlemesine katkıda bulunan herkese teşekkür ederim da özellikle son dönemde çok e, başarılı oldu yani kamu baş denetçiliği. Özel güvenlik e, mahkemelerdi. Devlet Güvenlik mahkemeleri evet. yerine özel güve, e, görevli mahkemeler, sonra terörle mücadele mahkemeleri. Bunların kaldırılmasında Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak çok ciddi e, bizim e, katkımız oldu. 17-25 devlet kitlenmiş e, gerçekten hani Devletin içinde, devlet tanımının içinde yer almaması gereken olaylar oluyor. Polis polise, polis mite silah çekmiş ee, bir devlet krizine doğru e, sürüklenirken ben e, Sayın Başbakan'la e, bir görüşme yaptım. Hemen akabinde de aşağıya inip gazetecilere e, açıklamalarda bulundum. Orada mesela özel güven, görevli mahkemelerin e, kesin olarak lağvedilmesi gerektiği noktasında söz aldım. ...özel görevli mahkeme düzeninden kurtulma fırsatımız çıktı. Ergenekon ve Balyoz'da... E, ...tutuklu olan vatansever... E, ...yüzlerce subayımız... ...avukat, gazeteci... ...bundan sonra tahliye oldu. Çok önemlidir. Bundan sonra tahliye oldu. Ben... E, ...Sayın Başbakan'la görüşmemin akabinde... Ee, aşağıya inip kameralar önünde demeç verdikten sonra da inanılmaz bilinç kampanyası başlamıştı. Sen nasıl başbakanla görüşürsün diye. Yani bu, bu, bugünün meselesi değil. O evet. zaman da saldırıldık. Bundan evet. sonra e, da evet. doğruyu ee, ne pahasına olursa olsun söylerim yine saldırabilirler. Önemli değil. Siz bir dönem tabi e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde PM üyeliği de yaptınız. Kısa, kısa bir dönem e, yaptım evet. Tüzüğünde de imzanız var. Orada emeğiniz Tasla, var. Taslağını e, hazırlayanlardan biri oldum evet. Ama hiç gönlünüzde yatmadı mı o asla? Hayır. Hayır çünkü bu böyle e, hayal ederek olmaz. Ben bakın Ankara Barosu Başkanı iken o görevin bitmediği sürece bir siyasi partide yükselmeyi düşünmem, düşünmedim. Hı hı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı iken de düşünmedim. O göreviniz biter, ondan sonra siyaset düşünürsünüz. Peki şimdi bitti. Çünkü birbirine alet edersiniz. Peki şimdi Olmaz. bitti o görev, düşünür müsünüz? Şu anda avukatlık yapıyorum, geri döndüm avukatlığa. Hiç girmeyi düşünmüyor musunuz siyasete? Hayalim yok, böyle bir hayalim yok. Yani hayat böyle bunu sordular. İşte, Cumhurbaşkanı adayı mısın dediler. 5 Be sene önce, 10 sene Ya yok ki teklif, neyi değerlendireyim size? İşte parti başkanı, genel başkan aday mısın? Yok ki teklif neyi değerlendireyim? Yok. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili kamuoyunda da yer alan Tüzük Partisi e, algısı ile ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Hayır, hiç beni ilgilendirmiyor. Ben partili değilim. Yani Cumhuriyet Halk Partili değilim. Beğenmiyorlarsa değiştirsinler. Sayın Genel Başkan ben şöyle 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 bir taslak istiyorum. Hı hı. E, i̇lkeler bunlar. E, i̇şte... E, MK'nın oluşumunu şöyle istiyorum filancayı böyle istiyorum dedi. Biz teknik çalışma yaptık. Hı hı. Teknik çalışma yaptık. Siyasi bir çalışma yapmadık. Hukuki boyutuyla ilgilendim. MK'yı böyle istiyoruz deselerdi de öyle çalışırdık. Böyle istiyoruz dediler böyle çalıştık. Hı hı. Yani hı hı. siyasi sorumluluğu e, beni ilgilendirmez. Ben değilim. Neyi yanlış söyledim Sayın Başbakan? Neyi Burada çok yapıcı bir konuşma. Efendim edepsizlik yapan ben değilim Sayın Başbakan. 76 milyonun Nerede? 76 milyonun Cumhurbaşkanını seçiyoruz. Bu Cumhurbaşkanımızın huzur içerisinde 76 milyonu kucaklamasını öneriyorum. Seçim sürecinin bu sürece uygun yürümesini arzu ediyorum ve bir kısmı da belki burada olan adayların birbirini kucaklayarak güzel bir seçim dönemi yaşamasını diliyorum. Ben edepsizlik yapmadım. Kimseye de edepsizlik yapıyorsun demeyi kendime yakıştırmam sayın başbakan. Lütfen. O gün bu tepkiyi gördüğünüzde ne hissettiniz? Nasıl o an e, sizin için? Ee, nasıl bir krizdi? Onu nasıl yönettiniz? Ne hissettiniz? Ne bir düşündünüz? Yanlış an, bir yanlış anlama, bir iletişim kazası olduğunu düşünmüştüm. O anda da onu düşündüm. Hala onu düşünüyorum. Nasıl bir iletişim kazası? İletişim ne kazası. Demek? karşılıklı anlaşamadık. Yani benim ne dediğimi anlatamadım e, ve kendimi herhalde ifade edemedim. Ifade edemediğimi e, hala düşünüyorum. Hı hı. E, ya biraz daha uğraşırsam ifade edebilirim diye düşünmüştüm. Anlaşamadık yani iletişim kazası. Kötü bir iletişim kazası oldu. Sonrasında toparlandı mı peki kazanın hasarı? Toparlandığını düşünüyorum yani e, bugün bir iletişim problemimiz yok anlatıyorum kendimi. Sizin e, o tartışmadan sonra aslında Beştepe'ye gitmeniz e, eleştirildi, çok eleştirildi. Yani siz demin söylediniz ya e, bugünün mevzusu değil e, benim o dönem başbakan olan Sayın Erdoğan'la görüşmem ta ne zamana dayanıyor demiştiniz. Dolayısıyla siz bu eleştiriler geldiğinde ben acaba yanlış mı yapıyorum? Ya da acaba ben bu işin iletişimini yanlış mı yapıyorum diye hiç düşünmediniz mi? Bakın e, Türkiye'de öyle sanıyorum ki artık herkes kendini alkışlayanlara konuşuyor. Çok kolay geliyor bu. Kendini alkışlamaya hazır olanlara konuşuyor. E, ve bir mahalleye mahalle kavramına inanıyorsanız o mahallenin kahramanı olmak çok kolay. Mahalle olmasın. Ya hepimiz aslında şurada e, bahçede buluşalım, salonda buluşalım ya. Temel konularımız var. E, o mahalleyle bu mahallenin aynı sorunları var. Birlikte Hı. çözelim dediğiniz zaman o diye herkes bir saldırıyor, birbirine saldırıyor. E, bir meslek örgütü başı olarak e, Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanıyla, Adalet Bakanı'yla görüşmeden hangi meseleyi çözeceğim? Dernek başkanısınız. Bir ihtiyacınız var. İmza alacaksınız. Dernek başkanısınız. Dernek yönetimisiniz. İmzayı nereden alacaksınız? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde imzayı kim veriyor? Hangi işinizi e, cumhurbaşkanıyla, bakanla e, görüşmeden yapacaksınız? Baro başkanlarımız valiyle görüşmeden iş yapabilir mi? İllerinde baro başkanı, valiyle... Çatışarak herhangi bir yere götürebilir mi? Hizmet edebilir mi? Ama eğer istiyorsanız ki o kişi bir siyasi parti e, gibi aka kara desin, karaya ak desin. yeter ki e, benim yüreğimin yağlarını eritsin diyorsanız e, onu siyasi partilerden isteyin. Yani siz tırnak içerisinde pragmatik bir amaçla e, bu diyalog mu kurduğunuzu söylüyorsunuz, çözüm odaklı olabilmesi konuları çö çözebilmek elbette çözüm odaklı, elbette ama. çözüm odaklı konuşacaksınız. E, komşuya misafirliğe gitmiyorsunuz efendim. Hı, hı. Ya komşuya bir kahve içelim diye misafirliğe gitmiyorsunuz. Ya seni çok özledim, e, gel bir sohbet edelim diye gitmiyorsunuz. Devlet katıyla görüşüyorsunuz. Hı hı. Cumhurbaşkanı A olur B olur, bakan A olur B olur. İş yapacaksınız, mecbursunuz o işi yapmaya. İzleyin. Sayın yeni yönetim farklı bir şey mi yapacak? Farklı bir şey yapabilir mi ya da farklı bir şey isteyebilir mi? Görüşebilir görüşemez ama görüşmesi lazımdır. Görüşerek işini çözmek zorundadır. Hı. Aksi takdirde size hizmet edeceğim vaadiyle geldiğiniz insanlara hiçbir hizmet edemezsiniz. Ayrıldıktan sonra hiç Cumhurbaşkanı ile görüştünüz mü? İletişimimizde bir sorun yok. Çok Mulak oldu bu ifade. İletişimizde <laughs> bir sorun yok yani bir bir bir, bir 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 sorun yok insanlar yani biz <laughs> küs ayrılmadık ki niye niye görüşmeyelim ee, niye görüşmeyelim niye görüşelim yani e, bana sorması gereken e, görüşüm alması gereken bir husus olduğu zaman herkes bana sorabilir hı hı. biliyorsam söylerim. O tartışmanın ardından. İlk tepeye gittiğinizde bu eleştiriler hatta sizin deyiminizle linç başladığında kendinizi tıpkı bugün burada ifade ettiğiniz gibi ifade edebilirdiniz. Çünkü bana da mesela bu söyleşi için bana ne soracaksın onu sorma o konuya girme demediniz. Siz Metin Feyzi olarak eminim o dönem birçok kanaldan program daveti almışsınızdır. Birçok röportaj teklifi almışsınızdır. Hadi onları almadınız diyelim. Kendi Twitter'ınızda, Facebook'unuzda, Instagram hesabınızda bakın arkadaşlar. Beni acımasızca eleştiriyorsunuz. Ama ben buraya Türkiye'deki birkaç yüz bin avukatın sorunlarını çözmek maksadıyla gidiyorum. Gitmeye de devam edeceğim. Niye demediniz? Dedim. Bakın. Bakın. Ama bir profildeyseniz sizin aldığınız gazetede Hı hı. Ya da sizin e, izlediğiniz televizyonda sövülüyor. Öbür profildeyseniz sizin izlediğiniz e, televizyonda alkışlanıyorsunuz. Ya dur ne alkışla ne söv. Size bu süreçte yöneltilen bu ağır eleştirilerden e, gücendiğiniz, alındığınız, kırıldığınız oldu mu? Yani ben burada ama e, tırnak içerisinde e, herhangi bir Twitter kullanıcısından bahsetmiyorum. Köşe yazarı... ...gazeteci... Hı hı. ...televizyon programcısı... ...yani çünkü... E, ...Metin Feyzoğlu biat etti... ...Metin feyzioğlu kendi istikbalini düşündü... ...gibi yorumlar çok sık yapıldı... ...peki... E, ...şöyle cevap vermedim... ...içimden bile vermedim onlara... ...siz kime biat ettiniz de bana saldırıyorsunuz... ...denilebilir... ...ama düşünmedim... E, ...fakat şu var... Nasıl Instagram'ın yapay zekası? Nasıl Facebook'un yapay zekası? Hesap sahibine kendi profiline uygun Dolayısıyla kendi düşüncesini yankılatan haberleri gönderiyorsa e, Maalesef e, Yazarlarımızın da çok önemli bir kısmı, ee, son derece kutuplaşmış Hı. yayın organlarında yazdıkları için ya ortada yok zaten hepsi ya orada ya orada gibi okuyucusunun öfkesini ya da tepkisini çekmemek için onların e, hoşuna gidecek şekilde yazıyor. HDP'nin kapatılması davasıyla ilgili düşünceniz nedir? Dava açıldı. Şu anda Anayasa Mahkemesi'nin önünde bunu göreceğiz ne olduğunu. HDP'nin mutlak şekilde terör örgütüyle arasında mesafe koyması gerekir. Mutlak şekilde bakın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkeye ve toplumsal barışa sunabileceği çok önemli bir katkı var. Bir vatandaş olarak bu katkıyı görmek isterim, isterdim. O da şu. Cumhuriyet Halk Partisi HDP ile bir ittifak halinde. Niçin ittifak içindesin demiyorum bakın. Kimse yanlış anlamasın. Bir şartın var diyecek. O da şu. Teröre mesafe koyacaksın. Nokta. Açıkça söyleyeceksin. Amalı fakatlı değil. Terör nereden gelirse gelsin karşısındayız gibi yani, e, devlet terör yaptığı için bunlar da mecbur kalıyor. Bunlar iyi çocuklar aslında gibi bir şey değil. Bak net diyecek ki Öcalan teröristtir. PKK kanlı bir terör örgütüdür. Hadi terör örgütüdür de desin. PKK terör örgütüdür. PKK ile uzaktan yakından doğrudan dolaylı hiçbir ilişkin bundan sonra olmayacaktır. Bu şartı ortaya koysun. Kabul eder mi sizce? Beni ilgilendirmez. HDP de ya, ya, terör örgütü ya kabul etsin etmesin. Terör örgütünün sözcülüğünü yapan yapacağını e, ilan eden e, ve bütün davranışları bu şekilde e, olan e, bir siyasi parti varsa ortada. E, siz onunla ittifak yapar mısınız? Olur mu bu? Yani bakın yıkmak üstüne bir ittifak ya da düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Kim olduğu önemli değildir diye bir yaklaşım ben vatandaş olarak kabul etmiyorum. Bugün HDP PKK ile arasına mesafe koymamıştır. Tam aksine her vesileyle PKK'yı, PYD'yi, KCK'yı desteklediğine dair doğrudan ya da dolaylı açıklamalar içindedir. Hı hı. En son bir milletvekili, PKK'nın namlı bir teröristiyle, namlı bir teröristiyle, kat, bir katiliyle e, özel pozlar e, hı hı. vermiş. Hı hı. Ben o zaman milletvekili değildim diyor. Peki, peki, anladım. O zaman e, HDP bunu bilerek milletvekilini, o kişiyi milletvekili yaptıysa o pozların e, tüm sorumluluğunu üstlenmiştir. Bunu bilmeden eğer milletvekili yaptıysa öğrenmiştir, ihraç etsin. HDP o milletvekilini ihraç etmediği sürece o fotoğrafların, o samimi ilişkinin, o terör e, terörist kıyafetli, tüfekli e, pozların milletvekili olmadan önce verilmesinin hiçbir önemi yoktur. Çünkü bugün ortaya çıkmıştır. Bilmiyordum terör örgütüyle bu kadar işli dışlı bir, bir milletvekilini biz kabullenemeyiz. Çünkü PKK bir terör örgütüdür desin demez. Ama desin siyasi parti olsun. Çok net. Siz üniter devletten yana mısınız? Anayasa ikinci madde. Bakın ben devleti kutsal bilirim ama anayasa ikideki tanımıyla dedim değil mi? <laughs> Benim anayasam üniter devlet diyor. Ben eyalet sistemine karşıyım. Ben federal yapıya karşıyım. Çünkü federal yapının üniter bir yapıdan dönüşmüş halinin bir adım sonrasının açık bir bölünme olduğunu biliyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve İstiklal Harbimizin engellemesi sonucunda Anadolu'yu bölemeyen harita bugün tekrar gündemdedir. Orta Doğu'daki parçalanmış haritanın, Türkiye'yi kapsaması, Sevr Anlaşması'ndan bahsediyorum. Hı hı. Mustafa Kemal Atatürk sayesinde, e, Kurtuluş Savaşı'nın ve kuruluşun kahramanları sayesinde önlenmiştir. Hı hı. Bugün bu proje bitmedi ki PKK'nın onun bağlantısıdır, onun devamıdır. Solcu olursunuz, milli olursunuz. Sağcı olursunuz, milli olursunuz. Milliliğin solculukla, sağcılıkla alakası yoktur. yoktur. Hı hı. Milli olursunuz. Milli olmak da üniter devlet olmazsa olmaz demektir. Ben bir tercihten bahsetmiyorum. Atmosferden bahsediyorum. Siz e, ya oksijene karşıyım diyebilir misiniz? Şimdi Ya oksijen olmasa ya ben oksijene prensip olarak karşıyım. Oksijen bana çok çok doğru gelmiyor diyebilir misiniz? Bizim oksijenimiz üniter devlet. Üniter devlettir. Bu oksijen sadece doğu güneydoğu'daki vatandaşlarımızın bizden e, ya da neyse e, belli bir bölgenin ayrılmaması anlamında değildir. Benim karşı komşumla aynı milletin mensubuyuz diye ilişki kurmamın gerekçesidir. Ben karşı komşuma ee, sen hangi halktansın diye bakabilir miyim? Böyle bir şey olabilir mi? Bu bir şırnaklı vatandaşımızın İzmir'de dükkan açıp aile kurabilmesinin özgürlüğüdür. Bu benim Hakkari'ye gidip Yüksekova'ya gidip yemek yiyebilme, arkadaşlarımı ziyaret edebilme özgürlüğümdür. Milli devlet budur üniter devlet budur. Ben bu üniter devleti parçalayacağım. Daha demokratik görüyorum arkadaş ya eyalet sistemine geçelim demek. Ha o zaman herkes kendi eyaletine gitsin diye sonunu ne benim ne benim çocuklarımın ne torunlarımın göreceği bir kaosun aslında ifadesidir. Dolayısıyla ben üniter devletten yanayım demeyen bir siyasi oluşum düşmanımın düşmanı da olsa benim dostum olamaz. Üniversiteden e, yeni mezun olmuş Metin bu kapıdan girse ona ne söylersin? Gel derim, <laughs> gel derim şu kapıdan girse gel gel sen de bir konuşalım derim oğlum derim bak <laughs> e, merak et derim. Doğayı izle, doğanın parçası ol. Doğayı izleyebilirseniz, gözlemleyebilirseniz, e, hayatın sırrını aralamaya başlıyorsunuz. Ben mesela bir köpeğim var. Oğlum diyorum, oğlum, oğlum. Allah e, acısını, yokluğunu e, inşallah göstermez ya da uzun süre göstermez diyeyim çünkü benden sonra ne yapar kaygısı var yani ya, hayvan, hayvan sahiplerinde. Sahip de değilim, o da bana sahip. O da bana sahip. Ya izliyorum. Ya adamdan öğreniyorum. <laughs> Şimdi bunu bunu e, hayvanlarla birlikte yaşayanlar anlayacaktır. Evet. E, on, onlara sesleniyorum. Evet. Yani bir an bana öfkeli olsalar bile onlara bile ne olur yani buna öfkelenmeden dinleyin. Ya, size öğretiyor. Ya, sevgiyi öğretiyor adam. Ya bu şöyle açıyorsunuz şey yapıyorsunuz. Evet. Şimdi Sabah buraya geleceğim ya Ankara'dan çantamı da hazırladım ya oğlan kapının önünde yatıyor, gitmeyelim. sokak kapısının önünde hayır gitmeyelim diye değil Beraber babam baba'm git. ben uyanmadan e, giderse diye kapının önüne mevzi almış.